Evet arkadaşlar, bugün sizlere anlatmak istediğim arkadaşlar olayımız bu 1.5 TC'yi Kangoo, Megane, bütün yani 1.5 TC motorlardaki piston eritme muhabbeti arkadaşlar. Çok önemli bir konu bu. Bunu hala yani günümüzde tamir sularımızın birçoğu bilmiyor bu olayın ne olduğunu. Enjektör işiyor deyip çıkıyorlar arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgidir yani kesinlikle. Şimdi arkadaşlar bu 1.5'lerde ustalarımız araçlara motor yaptıkları zaman iki bir tür kapağı var. Araca yağ koyduğumuz kapağı düşünün. Onun altında siyah kapak var. Plastik kapak. Yani bugünün parasıyla 1500 TL gibi bir malzeme. Bunu değişmiyorlar. Turboyu değiştiriyorlar. Enjektörleri yaptırıyorlar. Ama araç 10 gün sonra, 5 gün sonra tekrardan motorumuz yani hani yüksek gaza kalkıyor. Yani kim olarak hani yani anveleye diyoruz. Kimisi işte araç kontağı kapattım hala stop etmiyor. Kendi kendine çalışıyor motor tam gaz. İşte o tam gazda çalıştığı zaman arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi şu meme uçlarını yakıyor. Çünkü dolayısıyla araba ameliyat kalkıyor. Hatta zaman zaman görürüz şu meme ucuna kadar patlattığı. Ben bile gördüm yani onu. Ama bu yanlış bilgi arkadaşlar. Enjektör durduk yere işemez zaten. Enjektör memesi en fazla damlatma yapar. Oradan tafiden beyaz duman atar. Aracı kesinlikle yüksek gaza kalktırmaz. Bunu aklınıza sokalım. Sayın ustalarım, bilmeyen ustalarım için söylüyorum. Bilenlerin ellerinden öperim zaten. Yanlış yönlendirmeyelim yani müşterileri, insanları. Enjektör durduk yere işemez. Size şimdi bunu neden anlatacağım zaten. Elimden geldiği kadar. Mesela biz burada enjektör yapıyoruz, böyle komple revizyon yapılıyor. Örnek olarak bir tane meme göstereyim şöyle size şimdi ben. Mesela şu memeyi gördünüz. Bu kardeş malzemedir. İkisi birbirinden karışmayacak. Meme ucunu görüyorsunuz. En ufak yanıklık yok memenin ucunda. Bir de şu memeye bakın. Yüksek ısıdan dolayı motor ameliye kalktığı için memeleri yakmış. Yani geçmiş olsun, müşterimiz araca şu an motor yaptırıyor. Yıl dışından getirdi bana bunları. Ben durum kendisi anlattım. Bir de ustasının bilmediğini söyledi bana bu olayı. Ben ustasıyla kendim görüştüm. Birçok ustamız bilmiyor. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Kibritur kapağının önemini şöyle anlatayım ben size arkadaşlar kısaca. Makinemizi bir durduralım. Şimdi arkadaşlar kibritur kapağının önemi şudur. Biliyorsunuz kibritur kapağının sağ üst köşesinde aracın önüne geçtiğiniz zaman sağ üst tarafta bir havalandırma hortumu vardır. İçinde sibop var onun. O sibop bozulduğu zaman motorun içindeki yağı turbonun emişine basıyor. Dolayısıyla turbo gelen yağı ne yapacak? Bir yere basacak. O da emmeye basıyor. Emme de sibopların arasından pistonun arasına kadar geliyor yağ. Siz kontağı kapasanız araç çalışıyor yüksek devirde. Dolayısıyla memenin ucunu yakıyor arkadaşlar. Piston kırma olayı bu işte bu Kangoo 1.5 TC'lerde. Ya turbomuzun yağ giriş çıkış hortumları yani eziliyor. Yağ tam randımanı geçmiyor oradan. Ya da bu dediğim olaydan dolayı 1.5 TC motorlarda kesinlikle motor yaptırdığınız zaman kibritur kapağını değişmesi gerekiyor. Ben bunu 5-6 yıldır hatta daha fazladır söylüyorum ama 2024 yılına geldik. Hala burada ben bunlarla karşılaşıyorum. Bilmeyen ustalar var. Usta ne alakası var diyorlar. Abi işte alakası var. Anlatıyoruz yani elimizden geldiği kadar. Yoksa enjektör durduk yere işemez. Neden? Biz burada testini yapıyoruz. Püskürtmesini ben burada görüyorum zaten. Damlatmasına bakıyorum. Makinemize bağlayıp tüm testleri yapılıyor. Kodlamasına kadar isteyen müşterilerimize kodunu falan veriyoruz. Yani dediğim olay arkadaşlar bu. Motor yaptırdığın zaman kibritur kapağını değiştiriyorsunuz. Bu durumla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Tabii ki turbomuz da değişecek. Turbomuzda Çin malı kötü markaları falan kullanmayın. Güzel. Revizyonunu çıkmadan alabilirsiniz. Tabii turbo balans makinesinde testi yapılmış turboları tercih edin. Ya da sıfır orijinalleri tercih etmeniz daha mantıklı. Yoksa büyük masraflar sizi bekler. Bilginiz olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu 1.5 yani kronik piston eritme muhabbeti olay bu arkadaşlar. Elime kibritur kapağı geçirdiğim zaman da daha detaylı olarak videomu paylaşacağım inşallah. Sorular için de arkadaşlar WhatsApp üzerinden kısa ve öz şekilde. Mesela şu an video çekiyorum. Telefonum uçak moduna aldım. Çünkü sürekli arama ve soru bir şey, herhangi bir şey geliyor. Videom yarım kalıyor. Yani soru şeklinde kısa ve öz şekilde yazarsanız zaten ben hemen seri şekilde onu cevaplıyorum zaten. Hem verdiğim bilgiler de aklınızda kalır. Diğer türlü telefonla konuşuyoruz. Burada işimizden oluyoruz yani. Müşteriler başımızda bekliyor. Sıkıntı oluyor. Rica ediyorum. WhatsApp'tan kayıt atın. Kısa ve öz. Hemen cevaplayacağım zaten. Durum böyle arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Hızal Pompa'dan selamlar. Allah'a emanet.